Edebiyat Etoptopsuna hoş geldiniz. Dört e, dörtlük söyleşilerde bugün e, Selim Erdoğan'la birlikteyiz, yazar abim. E, Selim abi nasılsın? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyim. Teşekkür ederim. E, daha önce söyleşileri denk gelmiş miydin, dört dörtlük söyleşileri? Evet evet bir bir birkaç tanesine baktım. E, nasılsın? Ne düşünüyorsun? Nasıl sence format? Ee, yani şey e, güzel akıcı e, sıcak e, mavi yeşil güzel yani. <gülüyor> <gülüyor> güzel. O halde e, sana ilk sorumuzla başlayalım biliyorsun. E, i̇lk sorularımızda genellikle çocukluk dönemine iniyoruz Freudian bir bakış açısıyla. İlk soru da şu oluyor genelde okuduğun ilk kitabı hatırlıyor musun? Hatırlıyorum elbette. E, şey 101 Dalmaç Yılı adlı bir romandır bilinir de zaten filmi falan da çekilmişti sonradan. E, Dodie Smith'in. E, yani çok sarmıştı beni. 8 yaşında falandım 8-9 yaşındaydım yani. Onu önce öyküler falan okudum ama roman anlamında yani roman formatında birkaç yüz sayfalık ya da hatırlamıyorum ama işte bir çocuk için romandı yani o. Hı hı. Çok heyecanlı, güzel bir maceraydı yani benim için o yaşlarda. E, ailenin kitaplarla ilişkisinden söz edebilir misin? Yani sana kitap okuma alışkanlığını ailen mi kazandırdı ya da nasıl kazandın kitap okuma alışkanlığını? Ya aslında kitap okuma alışkanlığımı biraz... E, yani kendi kendime kazandım diyebilirim yani. Evde küçük bir kütüphane vardı. Annem babam yani gençliklerinde biz çok okuduk falan derler. Yani öyledir ya. Bir zaman da çok okuduk evladım falan filan. Vardı tabii kitaplar falan. Onlardan karıştırırdım. Ama işte bir şekilde... ...bir küçük bir kütüphanede işte ablamın falan da kitapları vardı. Orada bulduğum kitapları... ...Ömer Seyfettin hikayeleri... Dan belki başlayarak e, ee, en enteresan kitaplar vardı. E, ee, vardı mesela. Vücudun Likodunu. Ivo için e Köprüsü vardı. Biraz büyükler için bir kitaptı ama onu da o yaşlarda okumuştum mesela. Ee, yani tamamen o okumanın verdiği e, şeyle e, bir lezzetle o dünyaya girme duygusunun e, tetiklediği bir şeydi. Kendi kendini çeken bir şeydi işte yani. Anladım. Anladım. Ee, çocukken hayal kurar mıydın? Hayal kurmayı sever miydin? Gündüz düşlerin var mıydı? Bir de şey sormak istiyorum bu arada. İleride yazar olacağını düşünüyor muydun? Ee, asıl mesele bu. Yazacağını. Ya şöyle yatma, yattıktan sonra yatağa girdikten sonra uykuya dalana kadar hayal kurardım evet yani. Bunlar işte ya yani maceralar hayal ederdim elbette yani. O maceraların başrolünde falan olurdum. Yani evet. Ee, gündüz düşleri denmez buna ama yatmadan önce düşleri diyelim yani. <gülüyor> <gülüyor> ee, yazar olacağımı hayal etmezdim. Öyle bir şeyim yoktu. Ee, yani şey yazmayı severdim aslında. Yazmayı severdim. Yani şey yok, yani yazmayı öğrendikten sonra e, şöyle bir anım da vardır. Ee, ondan söz edeyim. işte ilkokul iki falandı zannediyorum. Öğretmenler şey yapardı. ...bir hikaye okurlar. Sonra yarıda keserler ve öğrencilerin devam etmesini isterler. Öyle bir durumda... ...ben devam etmiştim, yazmıştım ve öğretmen... ...o zamanki öğretmen... ...o hikayeyi daha önce okumadığıma inanmamıştı mesela. Yani oradaki tahminler falan şey çıkmıştı. Muhtemelen doğru çıkmıştı yani. Şimdi çok hatırlamıyorum. Ama... Yaz, ...yazarın gücü, yazmanın gücü... ...ya da yazarlığın gücü... ...beni büyülemişti, büyülemiştir, büyülemiştir... Yani yazar bir dünya yaratır yani, e, o, ve o dünyanın e, her şeyidir, o, o, onun kafasındır ve seni etki altına alır. Bu çok enteresan bir güç e, bence, e, bir yazar açısından çok enteresan bir güç. E, bunun ne kadar hoş bir şey ol, olacağını, yazar olmanın ne kadar hoş bir şey olacağını elbette düşünmüştüm ama ben yazar olacağım falan gibi bir e, planım, ona uygun adımlarım falan olmadı işte içerisinde yani. Yani biraz süreç kendini hazırladı diyorsun anladığım kadarıyla. Yani yazıyorsan zaten, e, yazıyorsan e, işte kendini eğlendirmek için yazıyorsun. Aslında hani senle de özel sohbetlerimizde falan konuştuğunuz e, konuştuğumuz şeydir bu. Hep böyle yapmak lazım. Yani en zaman gençken yani. E, sonra zaten o e, birikimlerin falan bir yer bir yerlerde birikiyor hakikaten. Bir kez yazıya dökülüyor, materyalize oluyor. Sonra <laughs> bir yerlere gönderiyorsun falan. Ee, yoksa hani bu iş planla falan olur mu? Yani bazı, yani bu bir proje, buna bir proje gözüyle bakmak, kendini kendi bir proje e, subjesi haline getirmek e, ve ya yani proje objesi haline getirmek pardon ve o, orada kendine işte yatırım yapmak. falan böyle gidenler de vardır. Bu da başarılı olabilir bilmiyorum Benimki böyle olmadı. Yani ben kendime eğlendirmek için yazardım. Hatta novelle falan da yazdım lisede yani. Ama o tamamen şey e, dediğim gibi kendime eğlendirmek amaçlıydı. Ben bunu bir yaya göndereyim, bastırayım falan öyle bir şeyim yoktu. Nerededir şimdi kim bilir? Yani enteresan bir şeydi o da yani. Şimdi şimdi görmek isterdim yani o yıllarda hani böyle nasıl cümleler kurmuşum falan filan. 17 yaşındayken falan. E, yani şey o. E, biraz kendi kendine ben de öyle oldu yani. Ben e, birikmiştim metinler falan. Neyse bir zaman şey gelirse, konu gelirse konuşuruz yani o ayrı bir şey. O zaman ileride bekleyelim. Terekelerden bakalım neler çıkacak. Ee, çocukken okuduğun eserlerin bugün etkisi nasıl oldu? Ya güzel. Ee, ya ben e, şey mac maceraar kitapları yani ders maceradan da öte aslında böyle e, seni içine alan e, seni itmeyen bir, benim edebiyat biraz öyledir yani fazla Hı. böyle şifrelmiş şeyleri de çok çok fazla sevmiyorum yani kör gözün parmağına metinler tabi değil bahsettiğim ama yani çok şifreli, böyle çok anlama gelecek, çok katmanlı denir ya, çok moda bir şey, çok katmanlılık falan filan. <laughs> o tür <laughs> benim inandığım bir iki tane falan katman vardır yani. <laughs> Üçüncü katmana pek çıkmaz o. Ee, dolayısıyla e, yani okuru içine alması anlamında. Yani ya eve gideyim, e, şu kitaba devam edeyim duygusu yaratan kitaplar evet çocukken okuduğum kitapların böyle bir şeyi vardır benim yani o o macera duygusu o böyle sonunu merak etme duygusu kapılıp gitme duygusu bu çok güzel bir duygu bence yani, yani bir roman yazarı için bence okur için de güzel çünkü ben böyle kitapları okumayı aslında seviyorum bir şey hatırlıyorum mesela e, e, çocukluk çocuk dergileri vardı Milliyet Çocuk Tercüman Çocuk bizim zamanımızda yani. Onlardan bir tanesinde e, 11 ayrı ülkeden 11 ayrı yazarın e, yazdığı bir uzun öykü ya da bir novella vardı. Ya yani bir bölümünü biri yazıyor. Mesela Polonya'dan bir yazar. Şimdi yazarları hatırlamıyorum tabii. 11 yaşında okuduğum için. Bir e, Türkiye'den de vardı mesela bir yazar falan filan. Ee, ve bunların yarattığı o böyle epik hikaye çok güzeldi o novella. Çok bağlamıştı beni. Çok her haftayı merakla beklerdim falan. Bu o, o ne demiş? Sense of wonder diyorlar işte. Yani onu merak etme e, e, duygusu. E, güzel bir duygu. Onu yaratabilmek e, yaratabilmeyi is isterim, istiyorum. Yaptığım şeylerde de böyle bu duygunun yaratılmış olmasını istiyorum. Ya bunu yaparak yazmaya çalışıyorum falan. O anlamda etkisi olduğunu söyleyebilirim evet. Teşekkür ederim. O zaman gelelim yetişkin bir okur olarak sana Selim Erdoğan'a. Ee, öncelikle öykü mü, roman mı tercih edersin okurken? Hangisi daha baskın çıkar? Ya ben aslında roman roman okumayı daha çok seviyorum. Öykü öykü de okuyorum ama bunlar böyle nasıl diyeyim? Ya yani çok moda formatlar oluştu aslında. İşte sımsıcak içimizden öyküler falan türü böyle. Ee, bu tür böyle şeyleri çok fazla, yani çok bana hitap etmiyor böyle şeyler. Çünkü kitapları çok böyle olmaya başladı. Ee, çok gündelik hayattan, e, neredeyse sıradan. Ya yani güzel ifadeler, iyi yazarlar var, işte güzel ifade ediyorlar falan ama biraz böyle şey, yani okumakta biraz bir sıradanlıktan da kaçmanın da şeyidir. Yani bir, bir olağanüstülük de olmalı oralarda. O, o duygu önemli benim için yani. Hani. E, ya da bir durum, evet yani şeyle ilgili diyelim ki işte Gazze ile ilgili bir orada bir yazarın, bir Arap yazarın, bir Filistin yazarın yazacağı bir öykü. Evet bu çok çarpıcı bir şey olur. O çünkü olağanüstü bir durumu anlatıyor ve çok çarpıcı bir şekilde anlatabilir. Ee, ama ben e, iyi kurgulanmış e, roman e, okuyucusu olarak, yani iyi kurgulanmış romanları okumayı daha çok seviyorum diyeyim yani e, iyi öyküler ne ya, yani tabii çok çok subjektif şeyler bunlar. İyi öyküler derken neyi kastediyorsun falan filan. Ya yani şöyle diyeyim mesela Edgar Allan Poe öykülerini çok severim yani. Öyle öyle söyleyeyim yani. O tür öyküleri okumayı e, severim. Ama Hı -hı. daha çok roman okuyucusu denebilir ama aslında daha çok daha çok internet bazlı artık biraz araştırmalar falan makaleler falan okuyorum yani onlardan çünkü çünkü çok fazla e, yarım bıraktığım roman da oldu son zamanlarda çok fazla oldu yani biraz da böyle o mesleki yani meslek olarak görülmeli emin değilim ama yani deformasyon diyecektim. Hani o böyle şeyin yazarın yazarın o dikiş izlerini gö görebiliyorum bazen. Tabii bu hoşlanmıyorum bundan yani dikiş izi bırakmamak gerekiyor. E, e, oralarda kopuyorum bazen yani inandırıcılığını bitmiyor falan. Güzel. Yazarın dikiş izlerini görmek güzel. Bunu eklerim. E, en sevdiğin yazarlar kimler? Eee bunu öncelikle sormak istiyorum. Bir, geçen Gökhan abiyle Gökhan Küçük yaptığın söyleşide bahsetmiştin. Bu isimleri, bahsedeceğin isimleri diğerlerinden ayıran nedir? Asıl nokta bu. Ee, yani peki e, ikinciden mi başlayalım? Hayır, ne söz edersin? Bir şey yapalım. Yani e, eskilerden 19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı H.G. Vazi ...severim. Yani biraz demoda bile kalmış olabilir şeyleri ama... ...o dönem için e, olağanüstü bir e, hayal gücü var. O hayal gücünün ötesinde... ...bir e, bilimsel bakış açısı var. Bir rasyonel... E, ...yazdığı şeyin altını doldurmaya çalışan... ...ve bunu başarılı bir şekilde dolduran... E, ...ne bileyim görünmez adamda... ...time machine'de de, zaman makinesinde de falan... Dünyalar Savaşı'nda da keza bir şekilde oradaki o cari bilim düzeyine ise onu onu alıp onun altyapısını anlaşılabilir bir şekilde kurup metinlere yedirmesinden dolayı ve çok o dönem için yine yenilikçi, yaratıcı metinler yazdığı için severim. William Golding'i severim. Onun felsefesi Felsefe de içeren işte insan doğasına benim de sevdiğim ilgilenmekte olduğum, ilgilendiğim işte insan doğası ile ilgili ya da işte İngiltere'deki İngiliz toplumunun belli bir dönemdeki şeyiyle sıkışmışlığı, kasabayatı işte hangisinden bahsediyorum? Piramitten bahsediyorum. Yani sineklerin tanrısı zaten unutulmazlar arasındadır benim için yani. Yani kıskançlıkla okuduğum falan öyle bir kitaptı. Sineklerin Tanrısı 20-21 yaşlılığındayken. E, Ballard'ı severim. Ballard, işte, Çarpışma, The Crash, Göktelen. E, o da benim böyle şey, e, bu distopik, e, dünyaya distopik bakış açıma çok benzeyen... ...aynı şeyler hissettiğimizi düşünüyorum bazı e, e, durumlarla ilgili. E, dünyaya baktığı zaman gördüğü şeyle ilgili benzer şeyler. Bana benzediği için bakış açısı belki... E, kristal Dünya filan, e, Ballard'ı severim. E, Cormac McCarthy'yi çok severim. E, onda da e, yine e, benzer bir bakış açısını paylaştığımızı düşünüyorum. İşte dünyanın gitmekte olduğu şey, e, e, doğrultu, yön, o yönde varabileceği yerler. Bunu geçmişte yani tarihi romanlarında bile böyle bir e, şey duygusu, tekinsizlik duygusunu falan. Çok ustaca veren, diyalogları çok başarılı falan yazan, e, atmosferi çok iyi yaratan aslında e, bir yazar. E, bunun dışında nelerden bahsedebiliriz? Ve unutulmaz lem tabii yani, unutulmaz lem bir bilim kurgu yazarı. E, o da kendini benim gibi bilim kurgu olarak görmüyor e, biliyorum yani. E, o ondaki e, zaten bir bilim insanı yani lan ondaki o, o zeka yazdıklarım yazdığı metinlerdeki zeka hayal gücü e, ne diyeyim mizah anlayışı mizah çok önemli yani mizah anlayışı e, bence farklılaştırıyor e, yani ilk aklıma gelen isimler bunlar da elbette var yani e, daha çok e, İhsan Oktay Anar Türk evet. yazarlar. Onu anlamamak. Yani birçok bir var tabii yani başka tabii. yazarlar falan. Da, şimdi ilk aklıma gelenler en azından bir fikir verebilmişimdir diye. Evet. Tabii. Şey diyormuşum Aa, ya da ...trollik <laughs> için Oğuz Atay. <laughs> <laughs> İlla <İlhanım. gülüyor> onu <laughs> ee, biliyorum Oğuz Atay'la ilgili görüşlerine geleceğim oraya. Ee, okur olarak okuma ile yazar olarak okuma diye bir ayrım vardır diye en azından ben böyle gözlemledim. Sen böyle bir şey olduğunu düşünüyor musun? Yani. Okur olarak bir metni ele almak ile yazar olarak ele almak arasında fark var mı? Mesela İhsan noktayanları ilk okuduğun zaman okur olarak henüz yazar değilken okuduğumda şimdikinden farklı mıydı okuma şeklin ya da metni yorumlayışın? Yes, yani ikinci defa üçüncü iki kere okumuşumdur ama son yıllarda bir daha okumadım onu. Ee, yani şöyle diyeyim e, aslında metni okurken. E, yazar yazar olarak okuduğumu ya yazar olduğumu unutmak. Yani benim de yazdığım unutmak isterim. Yani ben onu unutturacak şekilde e, bir metinle karşılaşmak isterim yani. E, dediğim gibi dikiş izlerini görmek istemem ama elde olmayan bir şey o. E, elde olmayan bir şey. Yani onu yazarken niye yazdığını tahmin edebiliyorum. E, tahmin edebiliyorsam eğer o bir dikiş izi e, haline geliyor benim için. E, bu istemediğim bir duygu benim. Yani o şeyin tadını kaçıran eee illüzyonistin e, sahne arkasını gösteren şeyleri görmek istemiyorum. Yani illüzyona kapılmak istiyorum yani. Eee ikisi farklı tabii. E, dediğim gibi biri, biri okurken onu biri unutmak istiyorum. E, sahne arkasını görmek istemiyorum yani. Yani yabancılaşmak evet. kuruya. Evet, yabancılaşmak. Çok doğru. Anladım. E, o halde şey yapalım. Şey bu çok önemli. En son okuduğun eser Nedir? Son zamanlarda neler okuyorsun? Çünkü burada yabancılaşmadan bahsettiğin için biraz şey geliyor. Neleri tercih ettiğini de bilmek isterim. Ya şey, e, yani son zamanlarda hani çok böyle e, hevesle e, okuyacağım bir şey bulmakta zorlanıyorum ama bu bunun nedeni biraz şey de olabilir e, Emre. E, işte yaşam tarzım da olabilir. Yani çocuklar bilmem ne falan filan hani yani 20 yaşlardaki gibi. İnsan zaman falan da bulamıyor buna, bir sürü şey giriyor araya. Hatta beni de etkileyen, beni bile etkileyen işte sosyal medya geliyor. Bilmem o haberlere bakmak, bilmem ne yapmak hani yalnız kaldığın zaman eline bir kitap almak yerine telefonu almak da bazen evet maalesef bana bana da kolay gelebilmeye başlıyor falan. Bir de böyle şey bir metin bulmakta yine de zorlanıyorum yani okumadığım şeyler vardı klasiklerden. Ee, ...mesela Kuyucaklı Yusuf... ...en son okuduk, okudum, ne okudum değil ya... ...sen okumuşsunuz zaten edebiyat... E, ...şey olarak yani hem edebiyat... E, ...okuru olarak hem de lisansın da edebiyattı... E, ...ya ...onu okumamıştım mesela, onu okudum... ...orada da dikiş izleri bol miktarda gördüm tabii zaten... ...ama zaten ilk kitaplarından biridir... ...şeyin sabahlarının... Yani. ...hatta belki ilk romanıdır yani... E, ...ondan sonra... E, ...elime geçtiği için... ...çok meraklısı olduğum için değil, eşim okuduğu için... Ee, şey e, son kitabı Kayıp Kayıp Ağaçlar Adası'ydı değil mi? Evet. Ona bir başladım şimdi şöyle bir bakıyorum filan. Ee, böyle şeydi, yani çok özel bir şey ok yani okumuyorum şu anda. Yani beni çok saran bir şey okumuyorum. Daha e bilinen ama benim e çok eğilim göstermediğim okumadığım şeylere bir bak bakıyorum okumaya çalışıyorum yani. O halde benim yeni kitap çıksın da sen bir oku şey <laughs> bekliyorum merakla. Bekliyorum merakla yani. Ee, yazar olarak gelelim Selim Erdoğan'a şimdi. Ee, i̇lk kitabın Deniz Atı Vadisi. 2012 yılında Nota Bene yayınlarında yayınlandı. Ee, Birçok esere gönderme var. Usta'nın Mülksüzleri, Blade Runner, Nora Manser, William Gibson'ın. Ee, i̇nsan bilincinin de, e, dalış diye vurgulamışım özellikle bunu. Çok güzel o beğendim onu yani e, çünkü gerçekten insan bilincine dair çok önemli sorular so sordurduğu için ben bu cümleyi özellikle vurgulamak istedim e, bu kitabın yayınlanma sürecinden bahsedebilir misin? çünkü ilk kitabın yayın evine nasıl görüştün, nasıl oldu, kitabı nasıl yazdın bunları dinlemek e, isterim Tabii hem de yazar adaylarına da bir şey vermiş olurum yani bir bir ipucu da vermiş olabilirim Ben Deniz Denizaltı Tarihi Vadisi benim ilk kitabım değil ilk yazdığım kitap değil İlk yazdığım kitap en kalın kitabım yani. hiç Sonra daha sade yazmayı öğrendim. <laughs> 2084. Onda ilk yazdığımda 130 bin sözcük falandı. Ee, tabii tabii. Sonra ben onu tıraşladım. E, parlattım biraz e, şey yaptım. cilaladım falan filan. Biraz indi kaça indi? 100 bine falan inmiştir gene hatırlamıyorum yani. Ama 464 sayfa olduğunu hatırlıyorum. <laughs> i̇lk yazdığım kitap odur. <laughs> Onda e, sonra... Ee, orada bir şey diyeyim sana. Bu ferajına geçmeden önce. E, şunu da sormuş olayım. İlk kitaplarda iki nokta dikkat çeker. İlk yazılan kitaplarda. Bir, yazar anlatma aşkına kapılır. Uzun uzun anlatır diye söylenir. İki, otobiyografik etkiler çok yorulur denir. Bunlarla ilgili de görüşünelim o zaman. Tamam otobiyografiden bahsedeyim. Ee, yani e, 2084'te Aris Yenon'un e, yaşadıklarını ben yaşamadım. Çünkü o gelecekte işte Kanada'da e, işte dünyanın internetin korpus iz, beynin iki be, yarım kürenin birleştiği bir merkez olarak tasarladığım bir oyun merkezine çalışan bir, biri. E, daha çok işte Winston Smith'e benziyor. E, George Orwell'ın Winston Smith'ten benziyor. Zaten adı da oradan şeydir derivedir yani türevdir. Ee, ...onda bir otobiy otobiyografi... ...yani yazarken elbette hani insan dedi konuşuruz, bir, bir, ...bir beyninde bir kütüphane var... ...o kütüphanede senin deneyimlerin de var falan filan... Hmm. ...okudukların, gördükleri, de senin deneyimi ...hissettiklerin, yaşadığın aşklar... ...şunlar bunlar bunların hepsi olabilir yani yazarken... E, ...yazar serbesttir yani kullanabilir... ...zenginleştirmek için kullanabilir ama hani... ...yaşanılan olaylar anlamında... ...böyle otobiy otobiyografik bir şeyi yok... E, ...o zaman yaşadığımız dönemde... ...onu yazdığım dönemde 99'da... ...başlamıştım onu yazmaya... ...2001'de falan da bitmiştir ilk hali draftı diyeyim en azından. O dönemde bugünkü gibi bir... E, ...ne diyeyim, bir rejimde de yaşamıyorduk. Yani o şeyleri hissettiğim böyle bir... O, o ...bugün hissettiğim şeyleri, baskıları diyeyim yani. E, o o dönemde hissetmiyorduk yani. O anlamda e, şey yok. E, bir otobiyografik tarafı yok. E, yazma aşkına gelince... E, ...ya evet işte o 130 bin sözcük öyle çıktı zaten yani hani... <laughs> ilk yazdığın 130 bin sözcüğü çünkü e, geldikçe yazıyorsun bir, bir de hızlanıyorsun kendi kendine akmaya başlıyor. Bu aslında güzel bir duygu e, çünkü parmakların durmuyor o zaman yani falan o, bu hoş bir duygu. E, ama onu tabii şey yapmak gerekiyor e, süzmek gerekiyor. Ernst Hemingway'in de bir bir tavsiyesiydi yanlış hatırlamıyorsam yanlış hatırlıyorum hatırlıyor belki sen daha iyi biliyorsundur. ...hani on tane versiyonunu yaz... 9 tanesini at... 9 e, tanesini atmazsan en iyisini yazmış... ...olmazsın e, gibi... ...sonra o, o yazdığın şey o... ...o yüzde onu olsun diyor yani... ...yazdığın yüzde onu olsun diyor... E, ...2084'te ben onun... ...yüzde seksenini falan şey yapmış olabilirim yani... <laughs> ...Hemingway'in oranı... ...sekiz kat kadar falan daha yukarı... E, ...ama biraz daha... ...kitabın konusu falan onu gerektiriyordu bence... Gerçek geçen yaz okur şey yazmış ona bir yerde. Ee, ya çok fazla karakter var falan filan hani şey Dost, Dostoyevski'nin romanları gibi dememiş onu ben diyorum yani. <gülüyor> <gülüyor> ben de sevmem fazla karakteri yani. Ee, ilk yazdığım oydu ee, Bunu eğlenmek için yazdım dediğim gibi. Hep yazar adaylarına da hep söylediğim şey. Ee, bunu hobi olarak yapın. Hani kendi kendine olursa veya uğraşırsan da olursa da güzel olmekte yani. Elbette uğraşacaksın da yani. Ee, ama o kaçış ya benim bu dünyadan biraz akşamları kaçma şeyimdi yani öyle diyeyim onu araştırmak falan da çünkü çok eğlenceliydi ee, işte yapay zeka insan bilinci nedir insan bilinci formal bir sistem midir değil midir formal bir sistem değilse nedir tanımlayabilir miyiz daha çok eğlenceli felsefi nöro, nöro, nöro ne diyeyim bilim mi ilgilendiren enteresan konulardır hala da çok e, ilgimi çeker yani hem araştırmasam yazması eğlenceliydi sonra Gofer Ağacı'nın o kitap bitti yayınlanmadı. Yani gönderdim mesela. Göndermedim mi? Gönderdim. Ama hani yayın evleri ilk şeylerde söylediğim zaman zaman söylüyorum yani. Yayın bir cevap bile vermez yani. Cevap vermez yani. Her zaman mesela altı ay geçer. <laughs> cevap vermez. Yani insan iki satır ya reddediyoruz falan yazar değil mi? Yani hani bu sen yazmışsın yüz bin sözcük. O yazmıyor beş sözcük yani. Bu saygısızlık hakikaten ilgilenmiyoruz veya işte yayın politikamız e, yeni şey kabul etmiyor falan yani her şeyi yazabilir beğenmedik her şey olabilir yani e, ben yine devam ettim tabii. falan işte Gofer yazdım e, onu da biraz araştırdım yazdım o, o daha biraz daha macera romanıdır falan o dönemde tam paralelinde belki Deniz Atı Vadisi Trinidad'ın dönüşü falan onlar da böyle illa biri bitip biri başlamıyor bazen aklına enteresan bir konu geliyor ya onunla bir ona da başlıyorsun yani. Onlar biraz daha böyle novelle yakın şeyler. Daha incedir. Trinidad'ın dönüşü de deniz atı de. sonra şey yani nota beneden bir, bir tanıdık ya şey yeni yeni kurulmuş bir yayın eviydi. Ben bunları gönderdim tabi yani hatta e, tanınmış yeni evlerine falan da gönderdim. Yine dedim ki pek bir, cevap almadım yani. Ama nota beni şey yaptı ilgilendi kitaplarla. Onlar basmak istediler hepsini hem de. E, ee... Ve sıralama bana kalmıştı. Yani hangisiyle başlayalım falan diye. Deniz Atı Vadisi'nin ilk da'nın hikayesi budur. Yani ona ben karar verdim ilk bu yayınlansın diye. Yoksa bu başka bir kitapta yani Gofer Hacı da olabilirdi. 2084'de olabilirdi yani. Evet ikinci bölüme geldik. Ee, şimdi 7 romanından bahsedeceğiz. Ee, bahsettik daha doğrusu. Bugüne kadar 7 romanın yayınlandı. Zaten bir, bir kısımda değineceğiz. Gofer Ağacı ve e, Trinidad'ın dönüşü gibi romanlardan bahsettik. E, onun haricinde öykü seçkilerinden de yer aldı. E, yer yüzü müzesi gibi. E, bunlardan da bahsedebilir misin? Nasıl katıldın? Ya da romanlardan da kısaca söz edebilir misin? Burası sana kalmış. Bugüne kadar neler yaptın? Biraz okurlara kendini anlatabilir misin? Biraz tabii çok geniş bir tabir oldu ama için sen tamam. doldursun artık. Tamam. Yani dört tane şeyden e, e, kitapta öykülerim yer aldı. E, yerli, yerli Bilim Kurulu Yükseliyor grubunun çıkarttığı bir kitapta e, 2020'de 2020 ya da 21'de. İtaki'den çıkan e, Yerli Müzesi'nde büyük bir adlı bir öykümle yer aldım. E, Arz Cephesi'nde yine bir şey yok adlı e, yine seçkide yer aldım. Bir de yine İtaki'den çıkan e, ilk temalı e, bir öykü seçkisinde bir öykü seçkisinde bir öyküyle katıldım seçki şeyi maceram böyle yani şimdilik. Arjepes'in burada ee, bu arada Firis'ten çıktığını da belirtelim. Firis'in çıktı evet. <laughs> e, neydi soru? E, <laughs> şöyle davet nasıl geldi sana? ölçüleri nasıl hazırladın? Bunların fikirleri nasıl geldi? Bu çok önemli bu açıdan sordum. E, yani şöyle e, şey için e, Yeryüzü Müzesi için işte İsmail Yaman oldan e, Bilim Kurulu Alübirin kurucusu sevgili İsmail Yaman ol ıı, katılır mısın dedi. Ben de katıldım. E, hatta işte biraz da şeyini yapayım yani e, katıldım. ki çok beğenmedi benim albumu kadıyla falan. E, yedeklerde gitmişti o öykü şeye e, <laughs> büyük adlı öyküm. Ama orada işte editör e, oykuyu beğenmiş. E, ondan sonra onu şey yapmaya karar vermişti oraya. E, İsmail biliyorsun biraz böyle sürpriz sonları falan ters köşedir aslında falan. <laughs> Ya bunda ters şey yok abi falan demiştir bana yani. <gülüyor> <gülüyor> Ondan çok severim kendisini. Selam. Sel ekran hayran olduğu içindir o İsmail abi. Evet. evet. 1930'lar 40'lar. Ee, şey buradan selam olsun kendisine. Ee, aynı o kitabı çıkartan İtaki'nin editörü Burak Albayran bir daveti üzerine işte ilke katıldım. Ee, şeyde az cephesinde bir şey yoktu öyle. Diğer ikisi de e, özel davetlerle oldu işin yani içerisinde. Hani, derleyenler, e, öykü derleyicileri e, ya da editörler davet ettiler. E, ben de katıldım yani. Peki e, şey sormak istiyorum şimdi. E, az cephesinde bir şey yok. Mizahi bir bilim kurgu derlemesiydi. E, Mizahi bilim kurgu senin için nasıl oldu yazma süreci açısından? Ya ben mizah severim, ee, yani String Slavlardan bahsetmiştik. O da e, önemli bir <laughs> mizahi bilim kurgu yazarıdır aynı zamanda. Tabii Douglas Adams gibi bir usta da e, unutulmaz. Ee, bilim kurguya uygun bir şey bence. E, mizah ikisi çok, çok iyi bir birliktelik yaşıyorlar, evleniyorlar falan yani. E, e, Ellerinde mutlu oluyorlar. Türkiye'de hatta daha da bu evlilik daha mutlu oluyor belki çünkü Türkiye'de şey geleneği bilim kurgu yazma geleneği hep böyle son yıllara kadar diyeyim aslında biraz değişmeye başladı <laughs> hep e, Türk Türkiyeli bir bilim kurgunun e, gerçekçi olmayacağı bunun komik bir şey olacağı hani e, bilim kurgu deyince akla şey geliyor işte çok gelişmiş bir uzay istasyonu falan. Burada da ya bizim öyle bir şeyimiz yok ve bu olamaz. Yani yakın bir gelecekte olması da beklenmiyor. Duygusunun verdiği böyle bir şey var. E, o yüzden işte Cem Yılmaz'ın e, şeyleri uzayda uzay gemisinde sucuk pişiren Türk filan. Oralardan geliyor hep aslında. O mesela onun mizahın da mizahı aslında o yani. Bence çok da komik değildi aslında. Evet. <laughs> Ee, ama e, hem bilim kurgu e, hem mizah bir şeyleri bir şeylerle dalga geçmek için tabi elbette son derece uygun e, çünkü e, alegori yapmaya çok müsait istediğiniz dünyayı yaratabiliyorsunuz istediğiniz e, yani bir şeylerle bağlı olmak zorunda falan da değilsiniz bilim kurgu böyle bir şey veriyor bence ciddi bilim, bilim kurgu bunu vermez ama yani hard science, science fiction diye bir şey bunu vermez ama mizahi bilim kurgu yapıyorsan işte zamanda yolculuk da yaptırırsın Herkes her şey yapabilirsin yani. E, bu yüzden benim için e, zorlamadı. Ben zaten mizah sev, severim, e, okumayı da severim. E, yazdığım da kitap var. Sabotaj yani sırası gelirse bahsederiz O tam bir mizah kitabıdır zaten. E, dolayısıyla böyle şeyle e, bilim kurgunun, e, uzay yolculuğunun falan romantize edilen tarafıyla dalga geçen e, bir şey yazmak istedim. Yani Lunar, neydi? Lunar Paradise, e, Paradise oteliydi evet. e, öykü. E, yani orada hani şeydir ya hep e, işte bilim kurgu deyince böyle uzay gelecekte geçen şeyler böyle şıkır şıkır her şeyin beyaz her şeyin e, kapıların kayarak açıldığı e, böyle net güzel ortamlar e, son hiçbir kablonun falan ortalıkta görünmediği göze batan bir şey. Her şeyin böyle Apple ürünleri gibi güzel dizayn edildiği falan filan diyeyim tabii biraz marka şey yapmış olduk. Ne diyeyim? Sleek diyorlar ya Yani yani. Öyle bir ortam mıdır o? Yani yoksa hani kabloların oradan buradan fışkırdığı, boruların geçtiği aslında son derece e, kar, karışık, çirkin. Çünkü o şeylerin uzay araçlarının içleri çirkindir baktığınız zaman. Öyle olmak zorundadır. Çünkü estetik için o uzay aracının ağırlığının iki katına çıkması gerekiyor yani o tür şeyler için. O yüzden pratik amaçlı şeylerdir bunlar. Bir de klostrofobiktir için enteresan tarafı. Öyle hani için ferahlatmaz çünkü o girdiğin tüpün içinde kalmak zorundasın. Aşağıdan başka bir araç seni gelip alıncaya kadar. Bu iki, yani ölsen orada yani cenazeye gidecek olsan Giden, gidemezsin. Bir ara aracın seni gelip götürmesi lazım. Yani bağırsan, çağırsan sıkıştın, inemezsin. Yani uçakta bile bunu yaşayabilirsin belki ama orada 7-8 saat yaşarsın en fazla. Bir uzay aracını o sırası uzay istasyonunda biri seni gelip alana kadar orada kalmak zorundasın. Ay'a gidiyorsan zaten e, <laughs> orada e, bir hafta, 10 gün e, bağlı kalmak zorundasın. Bununla biraz dalga geçen ee, ve ayda da matah bir şey olmadığı falan yani sonuç olarak gittiğin şey <laughs> beyaz bir toz yığını falan tepeler mepeler ee, böyle bir şeydi e, öyküydü yani Teşekkür ederim. Ee, okurlarının eserlerini okurken önceliğin ne oluyor onları hedeflerken? Düşünmesini mi, duygulanmasını mı istiyorsun? Burada vurgu şunu aslında. S e, Serena da sormuştum bunu. Edebiyatın derdi duygulandırmak mı? Duyguları tetiklemek mi yoksa düşünceleri harekete geçirmek mi? Senin açından hangisi bu? Ya ben bir misyon yüklenmedim aslında ya. Yani e, hani edebiyatın derdi ne olur, ne olmalı ve ben onu nasıl kullanırım falan gibi bir şey hiç düşünmedim. Düşünmedim ve düşünmüyorum. Yazarken düşünmek de doğru mu ondan da emin değilim. En azından benim için doğru değil yani bu. E, şöyle diyeyim yani edebiyatın Edebiyat tabii çok geniş bir alan. Bu alana çok e, hafif tamamen işte yazın şezlongta uzanırken hani kafanı fazla şey yapmadan okuyacağın aşk, romans e, kitapları da girer. E, ne bileyim biraz önce bahsettiğim gibi işte Filistin'deki zulümle ilgili e, çok gerçekçi, çok acı olaylar da girebilir yani. Edebiyatın konusu her şey olabilir. Yani bazı bazı dallarını çok hani değerli saymayabiliriz. Yani bu da çok tartışmalı şeylerdir bunlar ama. Ee, yani ben e, yazarken e, hem okuyucu eğlensin ama eğlenceyi burada şey gibi almıyor. Yani Denizli Tıvadisi eğlenceli bir kitap değildir mesela. Ama eğlenceli bir kitaptır. Yani eğlenceli derken, e, daha zor o olmasını amaçladım. Çekici olmasını yani okurken için sıkılsa da. E, klostrofobiye kapılsan da o klostrofobi duygusunu yaşamak için, gerçekçi bir şekilde yaşamak için yani ama bu anlamda eğlenceli diyorum. E, çekici olması gerektiğini e, yani öyle olmasına çalışıyorum. E, alt metninde de e, elbette işte hukuk felsefesi vardır. Mesela Deniz Atıvarisi'nde ceza nedir? Devletin ceza verme hakkı var mıdır? Olmalı mıdır? Gelecekte olacak mıdır devletin ceza verme hakkı? Yani çünkü her şey mesela political yani ne diyeyim siyaseten doğru olmayabilecektir belki gelecekte böyle şeyler. O zaman adı değişecek. Adı değişince acaba o ceza almaktan çıkacak falan ilişkin böyle, böyle bu tür argümanlar içeren işte hukuk felsefesi tartışmaları da vardır orada. Ee, herkesin eşit bilgiye sahip olmasının e, ya da herkes yani her şeyin açık olduğu, her şeyin şeffaf olduğu bir toplumun e, mümkün olup olmadığı ve bunun aslında hakkaniyetli bir toplum ya demokratik bir toplum yarat yaratmayacağı e, gibi tartışmaların içerildiği falan bir kere. Ve yani alt metinlerin olması da e, de keza kurbağa adasında diyeyim işte bir, bir macera aslında kurbağa adası bir açıdan bir macera işte oradaki ailenin başına ne geleceğini İstanbul'un Kanal İstanbul'un yapıldığı falan bir ortamda o ailenin başına e, ve sıcaklık adasına dönüşmüş bir şeyde ortamda ne geleceğini merak etmek bir yana bir yandan da işte iklim krizi oraya işte o iklim krizinde bir ülkenin ekonomisinin hukuk düzeninin güvenliğinin ne hale gelebileceğiyle ilgili de işte böyle distopik bir takım düşünce deneyleri. Nin de içe, içerikli bir kitap veya işte 2084'te o da bir macera ama bir yandan da işte bilinçle ilgili bilinç nedir, yapay bilinç nedir falan filan gibi soruların soruldu. Böyle şeylere önem veriyorum yani. Trinidad'ın dönüşünde keza e, işte bilim, bilim, felsefesi, gördüğün şey ne, ne kadar bilgidir, o bilgi e, ne kadar gerçeği yansıtmaktadır. Ya senin geçmişinin, senin e, inançların burada bir e, etki yani ne, ona ne diyor? Confirmation bias diyor. Yani yani onaylama eğilimi inandığın şeyi onayla bilim, bilim insanı bile olsan inandığın şeyi onaylama eğiliminin işte ne kadar çarpıtabileceği falan veya Einstein'ın göğelik teorisi ile ilgili tartışmalar falan vardır. Böyle şeyleri koymayı yani hem gerekli görüyorum hem de seviyorum da yani. Yani aslında eserlerin biraz deney alanı gibi. Düşünce deneylerini yürüttüğün doğru mudur? <laughs> Ya her gelecekte geçen elbette aslında her kitap için böyle değil midir zaten yani her kitap hatta bugün bugün geçen ya da geçmişte tarih bir tarihsel romanda bu böyle olsaydı ne olurdu bir düşünce deneyidir bu anlamda bütün romanlar düşünce deneyidir o yüzden hani bu evrensel küme olduğu için düşünce deneyi her şeyi kapsadığı için bilimkilere özel bir şey değil diye düşünüyorum yani. Evet eserlerinin çok çalıştığını biliyoruz. Zaten sen de çok bahsettin. Kendini çalışkan bir yazar olarak tanımlar mısın ya da kendini nasıl tanımlarsın? Bu arada kedilere bakıyorum. İzleyiciler niye sağa sola bakıyor derse diye ki kediler koşuşturuyor. <gülüyor> <gülüyor> e, kediler diyorsun. Kaç tane var? Bir tane. İki tane var. en az iki tane olması gerekiyor. <laughs> yani şöyle bir kafama taktığım bir meseleyi araştırma anlamında çalışkanım diyebilirim. Yani orada bir hata olmaması, bir bilgisel bir hata yapmama veya bir akıl yürütme hatası olmaması, bir tutarsızlık olmaması falan anlamında dikkatli olmaya çalışıyorum. Çalışkan olmaya çalışıyorum. Yani çalışkan olduğum söylenebilir. Yani dibine kadar araştırırım bir konuyu Yani yazacaksam iyice hakim olmadan yazmam. yani bir, böyle bir ilkem var. Ama hani çalışkanlık ya her gün işte şu saatte otururum, şu kadar bin sözcük, iki bin sözcük yazarım. E, hafta sonu illa bunu yaparım falan. O anlamda öyle bir şeyim e, yok. Yani e, çalışkan yazar, e, ne diyeyim, hani bu işi e, iş olarak yapan insanlar var tabii elbette. Agatha Christie mesela değil mi? Kaç tane var? 40 tane mi var? 50 tane Bilmiyorum sayısını. yani hoca, saat mi? falan. Yani o gerçi çok benzerdir yazdıkları tabii ama. Stephen King yani de öyle biliyorsun. Ya da evet, George Stephen tabii yani şey bazı popüler yazarlar muhtemelen iki falan da çalıştırıyorlar. Öyle şeyler de okuyorum yani. Ee, ya da biliyorum diye. Ee, bu anlamda hani yedi kitap hani çok çalışkan bir yazarın şeyi değil aslında. Portföyü değil. Yani daha yüksek olabilirdi yani. Ben o konuda senin gibi düşünmüyorum. Yani e... Harper Lee de mesela tek kitap yazmış. Ee, <laughs> ya da <laughs> bunun gibi birçok örnek var biliyorsun. Burada çalışkanlıktan kastım şey değil yani çok fazla yazmak değil. 50 tane kitap yazmak bir, çalış bir yazarı çalışkan yapmayabilir. Ee, Hüseyin Rahmi Gül çok yazıyordu. Hı, ee, bu onu hı. çalışkan yapıyor mu yapmıyor mu meselesine girmeyeceğim. Tabii Hüseyin Rahmi çalışkan bir yazar ama buradaki çalışkanlığı yazdığı eserin e, niteliği, niceliği meselesine geliyor. Yani ha, ya, yani o zaman şey soruyorsun. Yazdığın eserin niteliğini yüksek görüyor musun? Yani bunu, evet. bunu cevaplamam yani hani ben yazdığım için şimdi ne diyeyim ki yani. Doğru, Öyle olmasına çalışıyorum diyeyim yani. Öyle evet. olmasa olmasına çalışıyorum. Evet bunu kastetmiştim. Ee, evet. Gelelim o zaman can alıcı sorulara. Asıl sorular <laughs> burada. Ee, yazmakta yazma ritüelleri vardır bilirsin yazarların. İşte e, mesela şimdi bir yazarın kafasını soğuk suya daldırıp çıkarıp yazma ya da çalışma masasına çürük elma koyma gibi böyle absürt. çürük elma evet yani. çürük meyve yani. ya da hani o kokonu ya da şeyin vardır Da Vinci'nin de sanırım eline bir bilye alırmış bilye düşünce tekrar kalkar çalışmaya devam edermiş günde 4 saat en fazla uyurmuş falan böyle ilginç şeyler vardır çalışma ritüelleri senin böyle ritüellerin var mı yazmakta olmazsa olmazın ya da belli işte bunun şöyle de edebiliriz günde şu kadar kelime yazarım. Şu kadar şu saatler arası yazarım gibi. Ya ritüellere geleyim yani bu bahsettiğin çürük elma işte şeyin topun bir yuvarlanıp aşağı düşmesi Da Vinci'nin 4 saat uyuması falan bunların bir kısmı ya ya da kıskançlığımdan söylüyor olabilirim yani çünkü şu, çok şık görünüyor böyle şeyler. bunların bir kısmı şehir efsanesi olabilir. Yani Da Vinci ile ilgili özellikle çok fazla tarihsel veri bu anlamda yok ya da işte Bah'ın, Johann Sebastian Baham ee, hiç şeyin başına oturmadan hayal ederek yazdığı falan denemeden. Gerçi o tür konseratlardan falan bir kısmını e, deneyemezdi de. Yani, bah için e, bir şey koyabilirim buraya bir e, şer exception e, düşebilirim yani. E, ama şey yani bazıları da bazen de bazı yazarlar bunu şıklık olsun diye söylüyorlar böyle şeyleri yani eğlence ne diyeyim ilginci, egzotik görünsün, güzel görünsün, değişik farklı görünsün diye bazıları da yapıyordur belki yani benim benim yazmak için ihtiyacım olan tek şey serin bir kafa serin derken kafamı su, soğuk suya sokma anlamında yani o tür bir serinlikten bahsetmiyorum. Ya kafamda hani yapılacak o gün bir iş, bir evle ilgili güncel bir problemin falan olmaması. Çünkü o varken konsantre olamam yani. Onları biraz temizlemiş olmam gerekiyor. İkincisi de sessizlik. bir de rahat bir koltuk. Rahat bir koltuk yani şöyle rahatça arkana yaslandığın, belini destekleyen. yani mutfak taburesi de yazmaya çalıştım olmadı yani. Onun için söylüyorum hani. <laughs> Aynısını ben de yaşadım biliyorum. <laughs> Ee, bunlar olursa e, Bunlar olursa yazıyorum yani Bu anlamda bunların da bir araya gelmesi Yani işte o kafa serinliği Yani düşüncelerden arınmış olma Problemlerden arınmış olma Çok fazla mümkün olmuyor Yani oluyor demek ki de biraz yazıyorum elbette Ama hani her gün olan bir şey değil ee, Kaçabileceğim yerler oluyor evin içinde Elbette yani o rahat koltuğu olan falan ee, Çocuklar eğer oraya da sarkmazsa olabiliyor da. çünkü çocukların olunca göreceksin yani <laughs> o kadar kolay değil o işler onu söyleyeyim ee, bu bu bunlar bu bir rutin rutin derken yani 24 saatlik bir periyotta şu saatler arasında oluşan şeyler değil bunlar bende yani o ee, anlamda yok biraz böyle kaotik benim şeyim. E, düzenim anladım aslında bu da yani biraz etkili ben... olabilir yazma şeklini ee, her şey mi içerikleri falan mı? Evet, Üstü bu içeriği. Ha o çok şey yapıyor. Yani olumlu anlamda mı olumsuz anlamda mı? Onu bilemem. Yani tamamen e, olumluya da olumsuzdan ayrı olarak ekleyebilir ha. diyorum yani. E, yani çok etkilememesine çalışıyorum. Yani o atmosferi yani hiç yazdığım metnin e, yani derin merhamette mesela diyelim ki yani o e, o atmosferin içine girmezsem zaten yani o o korkuyu o gerilimi bilmem neyi falan filan hissetmezsem zaten yazdığın şey saman gibi olur yani. Önce seni inanman gerekiyor yazdığı Doğru. şeye. Ee, o atmosferi sokacak bir ortam gerekiyor işin içerisinde yani. Doğru. Bunu şeyin dışında Berthold Breit'in e, yabancılaştırma efekti, epik tiyatrosuna vardır ya onun. Hı -hı. E, yabancılaşmasın diye okur. Daha doğrusu izleyici. Orada bir şey yapar. Devamlı bunun kurgu olduğunu hatırlatır ya. Galiba bunu... Niye yaptıklarını anlamıyorum bunu yani ben hatırlatmasın ben ben onun içine girmek istiyorum yani. Evet yani. evet ben de e, aslında burada evet. şey. Mevzu şey. Şu, hmm. e, orada mevzu şu aslında e, sınıfsal bir dert var orada. Bu bir kurgu bilin kurgu olduğunu haberdar olun bu çünkü kendi meselelerinizde gerçek hayatınızda uygulanmanız gereken bir şey biraz politik bir kaygı var orada ben yani çok detayına girmeyip. O çünkü evet Erko bir komünist bir yazardı. Evet evet. buraya yani yani kapalı olur. gitmeyin diyor. Ne diyorlar ona üst kuruydu yani üst kurma gelmez evet. aslında. Evet evet. Ee, yani evet öyle öyle tarzlar da var. Şeyde de e, bir takım yönetmenlerde de var o. Yani şeyden çıkıp hatta bu e, kurotlar üstünde falan gördüm en son. Hani e, şeyden çıkıp e, film, filmin oyuncularından bir tanesi banyoya gidecek, e, kapıyı açar ve stüdyoya girer yani. Orada evet. stüdyonun üstüne gider. Kameraman orada işte şeyler orada ışıklar. Dördüncü orada... duvarı kurum, kırma mı sesin diyorsun. Ha, evet evet yani e, ben çok onu şey yapmıyorum yani gerek yok ben 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 en azından gerek duymuyorum böyle bir şey yani yani ben o kurgunun içine gireyim ve, ve onu hissedeyim istiyorum yani ona ayrıca bir değinmek lazım başka bir videoda bu dördüncü duvar kırmak ne demek falan onu bir konuşuruz ama e, bunlar tabii şey sanatta biliyorsun çok fazla akım var çok fazla düşünce var e, yine de ben senin gibi düşünüyorum e, kurgu ya da izleyicinin metnin içine girip ya da e, o eserin içine girip orada kaybolması gerektiğini düşünüyorum. Bu daha işte Aristo'nun ne şeyinde değindiği gibi e, politikasında e, katarsisle e, mimesis yani hmm. o katarsis etkisini ancak mimesisle sağlayabilirsin. Aynen öyle, aynen öyle. Yani, yani o şeyini finali bilmem nesini falan e, e, şey yapmak gerekiyor, onu hissettirmek gerekiyor. E, ama tabii şeyin varsa dediğim dediğim ki soruna e, bağlantı yapacak olursak, hani yani bir misyonu var mı bu metnin yani bu metnin misyonu işte şunu şunu hatırlatmak bunu yapmaksa bu tür yazarlar bunu yapıyorlar hakikaten yani komünist yazarlar yapıyorlar evet ya da mesela aşırı işte ne bileyim İslamcı yazarların yazdığı romanlar falan vardır yani hani bir şey verir ne diyeyim işte bir yaşam tarzı şey yapar, önerir bilmem ne yapar falan filan. Ee, ya da Gorkin kitaplarında. Ya yani bu bu misyon yüklenmesi e, kitaplara e, bence şey onları edebiyat olmaktan çıkartıyor. O çok da zararlı bir şey bence yani. evet. Metni kahneye çeviriyor. Bunu şeyde evet. de görmüştüm. Ee, bir adam yaratmak Necip Fazıl'ın. Necip Fazıl'ın bir adam yaratmak. Evet. Evet. Onda da vardı o bu kurgu noktasına getiriyordu yani. Bakın işte budur falan deyip böyle biraz Tanzimat dönemi edebiyatına bağlıyordu sonunda. Ya ama ne işte şey neden yani bu biraz da bana şey gibi geliyor. Yani e, yazarın haddine bir olan bir şey değilmiş gibi geliyor yani. Bu tür hatırlatmalar falan yapın. Yani bu benim görüşüm tabii yani. Biraz böyle küstah bir tavır gibi görüyorum ben bunu yani. Evet. evet. Ee, o zaman şuraya bağlayalım. İyi yazar, iyi kitap ya da kötü yazar, kötü kitap gibi tanımlar var mıdır sence ya da böyle tanımlarla yine düşünürsün. Ama olmaz mı? İyi yazar iyi kitap kötü yazar tabii ki var yani hani e, ama tabii şimdi diyeceksin ki işte iyi ne kötü ne falan filan. Evet tabii ölçtü ne? Öl, ya yani bir, bir ölçtü olamaz böyle şeylerin. Yani senin e, şeye şeye benziyor bu. Hani en en bunun en, en subjektif olduğu alanlardan, en değiştiği kişiye göre değişen şeylerden bir tanesi işte bu kavramsal sanat denen evet. alanda var. Yani bir takım eserler işte ee, Jeff Koons galiba onun mesela işte, işte balonlardan yaptığı şeyler falan filan. Ee, balon şişiriyor mesela bir açıdan yani yaptığı şey ama kimine işte o 15 milyon pound'a satılıyor falan yani çünkü orada başka bir şey var. Onu yapan insanın e, geçmişi önemli. onu Ona kimin elinin değdiği önemli aslında. Böyle bazen işte bir, e, bir tablo alınıyor, alındığını okuyorsun haberlerde. İşte 200 Sterlin'e alınmış veya Eli Sterlin'e alınmış bir müzayede de, ya da bir ev boşaltılırken sonra şu ünlü bir ressam ait olduğu ortaya çıkıyor. Ama aynı eser yani onu 50 pound'a satan adam da biliyor. Görüyor, görerek satıyor. Alan da biliyor. Ünlü bir ressam ait olduğu çıkınca o binlerce katına çıkıyor fiyatı. Bu bir enteresan bir şey bu. Yani ee... ama edebiyat dünyasında ee... yani kavramsal sanattan edebiyata geri dönelim yani. Ee... Yani elbette herkesin kendine göre ölçütleri var. Ben de ucuz kitap nedir? Hani gençlik kitapları mesela yani hani işte ne diyeyim 10 yaşlarını on, teenager diyorlar o yaşta hitap eden yazarların da genç olduğu falan mesela onlar onlar okumayacak kitaplar yani onu okuyan bir çocuk 25-30 yaşına geldiği zaman onu okumayacak bir daha yani onları kaldıracak yani ee, elbette böyle bir yani çok fazla örnek verilebilir elbette ama yani böyle bir şey var. Kötü kötü yazılmış binlerce kitap var. Hatta bak kitapların çoğu aslında e, yani kitapların çok azı bence şeyi geçer, geçer. Belli bir çıtayı geçer diye düşünüyorum yani. Bilim kurguda da bu böyle. Ee, bilim kurgu için şey denir ya hani kimileri ciddi Tırnak işareti içinde. Ciddi bulmaz onu falan filan. Yani ciddi bilim kurgu da var çünkü aslında yani. Ee, çoğuna işte şey derler yani çer çöp bunlar falan derler. Aslında bu e, ana akım edebiyat içinde e, geçerli. E, kimi kitap, kimi yazar, kimi kitap bir nedenden dolayı ünlü olabiliyor. E, ve o ün onu şey yapıyor. Gitgide daha tanınır. Kendi kendini beslemeye başlıyor işin içerisi yani. Ve yeni okur da eee eline bir kitap aldığı zaman onu bilmem nenin kitabı diye alarak okuyor ve aslında çok sevmese de sevmeye çalışıyor ve içinde bir şey buldukça böyle psikolojiler olduğunu kesinlikle biliyorum yani bunu kendi kendine bir süreç olduğunu da biliyorum yani herkesin kafasında vardır ya bu kitap niye bu kadar ünlü diye sorarsın yani hani okursun bilinen bir yazara aittir 70 yıldır popülerdir falan filan mesela Tutamayanlardan bahsetmiyorum burada yani. <laughs> e, ya benim de kafama göre kriterler var ama ben hani çok şeyi yansıtmıyorum yani. E, bazen çok ayrıksı düşebiliyorum böyle şeylerde. E, arkadaşlarımla tartışırken falan da yani. Belki de yanılıyorum tabii. O, olabilir. O halde e, tekrar Oğuz getireyim diyormuşum. <laughs> şey geçen gün bir e, Jude oynadığı bir Instagram'da video gördüm. Jude oynadığı filmden bir kesit almışlar. Şey diyordu. Two Pops'tı galiba film. Bilmiyorum, dizi evet. mi, İzledim onu. Orada şey diyordu. 20, 20 yüzyılın en önemli yazarı Salinger diyordu. E, o ilgimi çekmişti mesela. E, neye göre tabii diyeceksin önemli? Toplumsal etki. Çünkü İkinci Dünya Savaşı vesaire sonrasında biliyorsun New York'u çok etkilemiştir Salinger'ın o işte Adan -talesinde. çocuklar evet. Ee, öyle bir şey görmüştüm onu da ekleyeyim dedim. Yani Salinger'ın öyle bir olduğunu iddia ediyordu. Yani hani ben bana çok şey gelmemiştir o kitap zamanında. Ee, yani şey yani, toplumsal etki anlamında diyorsan yani 20 ya yani bütün zamanların en önemli kitapları bir tanesi Tevrat'tır, biri İncil'dir, bir de Kur'an-ı Kerim'dir yani. Yok Orada şöyle e, yani. sadece 20. yüzyılın içinde yazılmış kitapları elde al alıyoruz. Yani e, Dostoyevski, Tolstoy gibi yazarlar söz gelimi ya da e, Balzac giremiyor listeye öyle diyeyim sana. Ondan öncesi de tabii haliyle. Yani ben mesela de... Joyce burada örnek olabilir. Ya da Faulkner örnek olabilir. Yani onlarla kıyaslayabiliriz. Ama ona göre Salinger'miş yani. Bilmiyorum tabii senarist tezi öyle bir ama. Genç Börter'ın acılarında bir mevzu vardır. O dönem Genç Börter yayınlandığı zaman herkes onun gibi giymiş bir hareket oluşturmuş. Böyle bir moda. Salinger'ın hmm. mesela Çardağ tarzında çocukların öyle bir vardır. Belki öyle bir etkiden bahsedilebilir. Ben öyle anladım en azından. Yani kişiler etkileme, kuşaklar etkileme anlamında. Yani beat, beat kuşağı yazarları Jack Kerouac değil mi ee, var evet. mesela onun o, o tür bir etkisi var yol yolda'nın e, öyle bir etkisi olur. Şey, Robert Pirzigin e, zam ve Motosiklet bakım sanatı. E, ama hani bu çok büyük bir toplumsal etki midir yani dersen? Ya da yani aslında şey toplumsal etki derken kitleleri harekete geçirmeyi miktan mı mi bahsediyoruz yoksa e, zihinlerde bıraktığı izden mi bahsediyoruz? Evet evet. Evet. Ve yani, bu, yani bu öznel hepsi. Hepsi öznel bunların yani. Yani ben çok şey yapmıyorum onu Yani o, o dediğimiz biraz önce söylediğimiz isimleri duymamış yüzlerce milyon insan var dünyada. Yani evet. hiçbiri evet. duymamış. Yüzlerce evet. milyon insan. Belki evet. milyarın üzerinde insan var hatta. Evet. evet. Belli bir kuşakta Amerika'da 1960'larda falan filan işte. 50'lerde 60'larda. Bu, bu büyük bir toplum. Yani bu Amerika'nın önemli bir yazarı yapar. Ama işte Venezuela'nın yapmaz, e, ne bileyim Suudi Arabistan'ın, İran'ın yapmaz yani. hani Dünya büyük, sadece onların ibaret değil, Çin'in yapmaz yani. Doğru, doğru. Evet, e, üçüncü sorumuz ise e, Kurbağadası'na özellikle değinmek istedim. onun için ayrı bir soru aşağı başka açtım. Kurbağadası çok iddialı bir bilim kurgu eseri. E, İstanbul'un geleceğine dair önemli öngörülere sahip. E, bunları ben kendim özellikle belirtmek istiyorum. güncel olaylara... ...dair birçok e, İstanbul depremi, Kanal İstanbul gibi olaylara değiniyor. E, yazarken neler düşündün? Nasıl taahhülde bulundun? Öngörülerinden tutma ihtimali ne kadar? E, <laughs> Bunlarla ilgili çünkü biraz korku da iklimi var. Çünkü İstanbul'un bayağı bambaşka bir e, çehresini gösteriyorsun geleceğe dair. E, bize Adasından bahsedebilir misin? Bir de bir şey daha sormak istiyorum. Bu çok önemli. Kurbağadası'nın uyarlanma durumunda... E ee, dizi mi olması film mi olması tercih edersin? Bunu da ayrıca sormak istiyorum. Ya Kurva Adası e, elbette is, e, bugün yaşadığımız İstanbul'dan esinlenilmiş bir kitap. Yani eee ya, ne, ne diyeyim Oslo'da yaşıyor olsaydım e, böyle bir şey yazamazdım muhtemelen yani. E, ya da Zürih'te Cenevre'de <laughs> olsaydım böyle bir şey Yaşamazdı. İstanbul biraz böyle e, hakikaten e, adaya dönüştü yani bunun için kanalın yapılmasına e, da gerek kalmadı aslında e, nedir onu ada yapan işte hani bir, bir ada hani define adası falan gibi böyle güzel adalar da var hani işte edebiyatta veya işte bahsetti goldingin e, sineklerin tanrısının cehenneme dönen ada falan. Ben bu biraz böyle cehenneme dönen ada tarafında e, kullandım bunu. Bizimki Shutter ee... Island gibi daha çok. Shutter Island gibi. Yani şey e, bir bir felaket anında e, İstanbul'da bir felaket anında şehrin e, ortalarında yaşayan insanların hani şeperleri belki daha şey daha kolay bu şehri nasıl boşaltır aslında yani boşaltman gerektiği zaman nasıl boşaltırsın çünkü en küçük bir şeyde bir panikte Küçük bir sallanma böyle şeyler oldu birkaç yıl önce mesela her şeyin kilitlendiği, trafiğin kilitlendiği, telefonların çöktüğü falan bir felaket bile olmadı aslında. Sadece işte bir küçük bir dört buçukluk falan bir depremdi yani. Ee, işte trafiğiyle, ile kalabalığıyla ve ısınan e, bir dünyada bu İstanbul e, son hayal, hayal ettiğim bir şey, bir kitap. Çünkü bu ısınma denen şeyi de aslında yaşıyoruz. Her yıl rekorlar kırıyor. Dünyanın her tarafında rekorlar kırıyor. Bir de bu, bu büyük şehirlerde e, sıcaklık adası adı verilen Heat Island dedik. Sıcaklık adası, adası adı verilen bir olgu var. Yani e, dünya ısınıyor ve bu ısınan dünyanın kırsalda yarattığı etkiyle şehirde yarattığı etki aynı değil. Kırsaldaki enerji soğuruluyor. E, oradaki bitki örtüsü falan tarafından, toprak tarafından bitki örtüsü tarafından. Ama şehirlerde e, betonlar bunu so em emiyorlar e, ve gece geri veriyorlar. Yani e, o enerjiyi kullanmıyorlar. Yani bitkiliye, bilmem neye, e, yanlığa dönüşmüyor o enerji e, ve birikmeye başlıyor. E, tıpkı bir ısı toksiyon, bir tür radyatör gibi yani. E, burada birkaç katman, hani burada çok katmanlıktan bahsedeceksin. birkaç katman hakikaten var. Bir tanesi bu. Yani ııı e, Gerçekten fiziksel olarak ısınan bir İstanbul var dünyayla beraber ve dünyadan daha hızlı çünkü büyük şehirler daha hızlı ısınıyor. İkincisi her anlamda yani güneyden güney e, e, ne diyeyim e, e, doğudan işte Afganistan'dan oradan buradan gelen bir göçmen akımına da ben yazarken bu kadar yoğun değildi bu bu göçmen akımı Suriye savaşı vardı keza aslında oradan gelenler vardı elbette ama artık her yerden. Avrupa'ya geçiş için bir kapı olarak kullanılmaya başlandı İstanbul, şey e, Türkiye. E, biz bunu bu roman yazıldıktan sonra bu çok hızlandı üstelik yani. bir e, bir tesadüftür bu. E, ve biz bunun etkilerini yani nüfus baskını, gelen nüfus baskısının etkisini ekonomide de görüyoruz. E, yani şöyle diyebilirim onu da ekleyeyim bu arada. E, Ümit Özdağ'ın en seveceği bilim kurgu romanı olabilir buradan <laughs> çok mutluluk duymazdım <laughs> çok, çok mutluluk duymazdım ee, e, öyle bir duygularım yok elbette göçmenlere karşı ama bir de yaşadığımız bir olgu var yani işte nüfusun artması e, işte hava kirliliğinin artması çevrenin bitkide bozulması e, bir de ülke olarak özel olarak yaşadığımız e, hukuktaki oradaki buradaki tahribat e, politik e, gelişmeler falan bunların hepsi aslında bir sıcaklık yükselmesi metaforu olarak da Evet. okunabilir. Evet. Artı e, bir kanal yapılacak olursa ki onda e, bu çekimin yapıldığı şeylerde saatlerde daha seçim yapılmamıştı. E, eğer başka türlü beklediğimiz gibi değil de başka türlü seçim e, sonuçlanırsa ve iktidarın evet. seri şekilde sonuçlanırsa e, İstanbul hakikaten bir adaya dönüşme olasılığının İstanbul'da bu olasılığın arttığını evet. göreceğiz. Evet. E, bu ada nedir? Bu ada işte iki deniz arasında Marmara ve Karadeniz ve boğaz ve kanal arasında sıkışmış bir Avrupa yakası en küçük ölçekteki ada bu. Daha büyük ölçekte ülke ülke olarak Türkiye olarak sayabilirsiniz. Daha büyük ölçekte ısınan bir dünya olarak da görebilirsiniz evet. adayı. kurba ee, Kurbağa Adası adını veren şey de o kurbağaların e, ıs, küçük ısıdaki sıcaklıktaki küçük artışlara tepki vermedikleri ve alıştıkları ve sonunda öldükleri ilgili bir şehir efsanesi bu ama güzel bir şehir efsanesi. Yani evet. kurbağalara atfettiğimiz bu aptallık aslında kurbağalarda yok. Yani o iskanı denile Yani Bir tencereye atıp yavaş yavaş haşlamaya çalışın, kaçıyor kurbağa. Yani kaçtığı deneylerle ispatlanmış. Ama insanlar öyle değil. O aptallık kurbağalara mahsus kurbağalarda olmayan bir aptallık. Ee, ama insanlarda olan bir aptallık bu. Alışıyoruz her, hepimiz, ben de dahil olmak üzere yani ee, ve o minik minik <laughs> işgal edilmeye, her anlamda işgal edilmeye. ...alışıyoruz ve doğal hale gel... ...normal hale gelmeye başlıyor. Yeni nesiller, gelen nesiller bunun içine doğuyorlar. Ve yaşadıkları bu ortamı... ...normal zannediyorlar yani. E, bu kötü bir şey. Kendi kendine besleyen bir süreç bu yani. E, bu anlamda şey... ...İstanbul'un bana verdiği e, zaman zaman... ...kimi semtlerinde özellikle... ...geçtiğim semtlerde falan olabiliyor bu yani... O e, düzensiz yapılaşma, binaların işte e, üst üste binmesi, herhangi bir deprem anında caddede bile olsan hayatını kurtaramayacak olman. Çünkü üzerine çökecek her şey falan. Evet. E, o klostrofobik, o kaçışsız şey, çevrende 16 milyon insanını düşünmek. Herkesin aynı bir tiyatro salonundaki ya da sinema salonundaki gibi bir yangın durumunda, e, yangın çıkışlarına hücum etmesi gibi bir hücumun olması durumunda İstanbul'da ne olacağı duygusu. O tedirginlik hali bende olan bir şey aslında yani. O kurbağa adasının atmosferini etkilemiştir, belirlemiştir. Evet yani. şey, Dostoyevski'nin çok güzel sözü vardır. Yer altında şeyler aşağılık insanoğlu her şeye alışır diye. <gülüyor> <gülüyor> o aklıma güzel. geldi az evvel. Aynen öyle. Ee, Kurbağa şöyle bir şey dikkatimi çekti. Mühendislikle ilgili çok önemli detaylar var. Bayağı ince hesaplanmış, planlanmış. Özellikle bazı kullanılan alet edevatın araçların Bunlar için ayrı bir çalışma yaptın mı? Ee, var mı hmm. öyle bir plan program elinde? Yani böyle bir şey yapayım, böyle bir şey tasarlayayım gibi. Ya şeyi seviyorum. E, yani ufak tefek yani Kurbağa hani e, ipe sapa gelmez şeyler yok. Yani bilim kurguda kim zaman kullanılan böyle şeyler falan filan yok. Ama olabilecek şeyler var işte olabilecek malzemeler var işte polibrik bilmem ne falan mesela işte ısıyı şey yapmayan ya bu ne olabilir diye yani aklıma geldiği zaman yazarken mesela bu ne olabilir diye araştırırım onu ona zaman ayırırım biraz yani e işime yarayacak kadar ayırırım e ve onun biraz yere sağlam basmasını isterim veya Besin yeni gıdalar ne olabilir? Yani bu ısınmış dünyada kolay üretilebilen işte protein ihtiyacını falan filan sağlıyor ama aynı zamanda ısınmış dünyaya da uyum sağlamış hangi besin kaynakları, hangi işlemlerden geçerek endüstriyel ucuz belki sağlığa zararlı şeylere dönüşebilir falan. Bu tür şeyler üzerine yazarken kafa yoruyorum ve o şey katıyor zannediyorum. En azından okurlardan gelen tepki bu yönde gerçekçi. E, kılıyor metni. Çok gerçekçi kılıyor. E, o tür şeylere bakıyorum. Yani mesela şey var. Fotes diye bir şey vardı. Yanlış hatırlamıyorsam. Şey yapan e, enerjiyi güneşten aldığı enerjiyi aslında binaların giydirilmesine gi binaları giydirmek için tasarlanmış bir şey. E, soğutmak için yani bir, bir tür e, ne etkisiydi o? Bir fizikte bir etki vardı. Şimdi hatırlayamıyorum. E, Peltier etkisini kullanarak. Peltier etkisini kullanarak falan. O tür şeylere bakıyorum. Yani, o ayrıntılara bakıyorum. Mühendislik okuyan bir arkadaşım söylemişti. Kitap okuduktan sonra yani etkilendim. inanılmaz bir kitap. yazarı mühendis mi demişti? Bana sormuştu yani değil özellikle. Işte. Evet, Yazar e e ekonomi mezunu ama gerçek ekonomi yani şey gibi değil. <gülüyor> <gülüyor> Anladım. <gülüyor> ekonomi evet. benden sorulur diyorsun. <laughs> Finansçıyım aslında yani. Mesleğim şey finans piyasaları yani. Ama işte bu çok önemli yani kendi alanında olmayan bir meseleyle ilgili bile bu kadar derin bilgiye sahip olmak e, önemli. Bunu özellikle belirtmek için sormuştum. E, ellerine sağlık. Son çok olarak güzel. son iki kitabına gelelim. Sabotaj ve derin meramet. Öncelikle sormak istiyorum abi sen de delilik var mı Serde? <gülüyor> <Yani> <gülüyor> Serde delilik derler ya. Yo aslında hani çok şey çocukken falan da hani orayı ortalığı kırıp dökme yani delikten kastetini tam bilmiyorum ama hani oyuncaklarına iyi bakan ee, <laughs> ondan sonra yani çılgınca yani aldığım riskler olmuştur hani gittiğim ya yani ma hafif macerayı severim hafif riski de severim ama öyle çok ne bileyim bancı jumping yapmam mesela yani <gülüyor> hani... <gülüyor> <gülüyor> bence bu iki kitabı yazmak şöyle gösterelim sabotaj ve derin merhameti yazmak ee, onlardan çok daha büyük aksiyon <laughs> çünkü bunu niye delilik diye belirttim özellikle kusura bakma sözünü kestim evet. çünkü Derin meramet de sabotajda da şey var sınırları zorlayan ve e, okurla oyunlar oynayan eserler yani ben özellikle Derin Merhamet'i okurken şey dedim yani beni bayağı ahlaki anlamda e, ikilemlere sokan ya ben manyakmışım ya ben psikopatmışım ya dedirten bir kitap da özellikle Derin Merhamet e, bunları biliyorum. Şundan ötürü soruyu da devam ettireyim. Bilim kurgu yazarı değilsin. Öncelikle bunu söyleyelim, belirtelim. Çünkü senin böyle bir kaygın da yok. Hatta buna dair tam tersine bir kaygın var. Böyle belirtilmemeyi tanımlamamaya dair. Ve bu iki kitap aslında bunun kırmana yol açtı. Bu iki kitap nasıl ortaya çıktı? Özellikle e, sabotaj ve derin merhamet üzerinde durma sebebim bu. Seni başka bir e, yola yönelttiler. E, anlatabilir misin? E, Derin merhamet bir psikopatın hikayesi belirtelim. Gerçekten bir psikopatın hikayesi yani burada kelime oyunu yapmıyorum. Sabotajla bir ironinin, kinayenin, e, hatta mizan, bir mizahın tam anlamıyla mizahın eseri. Söz sende dinleyelim. Ya sabotaj e, benim bu ülkeye borcumdu. Yani borç duygusuyla yazmadım onu aslında. Yani bunu e, işte yaşadığımız bir ortam var. Bir siyasi ortam var yani özellikle son 10 yıldır. E, Gezi olaylarından biri diyeyim e, vites çok yükseltmiş bir, bir ortam var yani. E, bu ortamda e, e, siyasilerin çok kullandığı e, ve benim çok sinir olduğum komplo teorileri var. Bu komplo teorileri bu siyasi e, iktidara ilişkin bir şey değil sadece. yani Onların, onların ürettiği şeyler de değil sadece. Ona üretiyorlar bu kullanıyorlar da. Eskiden beri olan bir şey komplo teorileri. Ee, hani tarihine falan da bakmıştım. Ee, yani 19. yüzyılda da var. 18. yüzyılda da var. Ama komplo teorisi adı çok yeni, yeni verilmiş bir şey. Yani ipe sapa gelmez e, şeyleri iddialarda bulunmak. Yani aslında normal e, işte ne bileyim İstanbul işte, bir depremi, depremi işte uydulardan gönderilen radyo dalgalarıyla çıkartıldığına inanmak falan gibi şeyler diyeyim. Ya da işte iki Kule'lere uçaklar çarpmadı ya da işte onu Amerikan diğerinin devleti yaptı falan gibi. Ay'a gidilmedi gibi. Dünya düzdür gibi. Çok fazla sayıda var yani bunlar bunları şeyler çok seviyor. Aşırı sağ da söylüyor. aşırı sol da seviyor aslında. Her ikisi de kullanıyor böyle şeyleri. her iki tarafında böyle komplocu bakış, açı, bakış açıları var. özellikle bu iktidarın içine çok gelen bir şey. Yani işte bildiğimiz, bugün yaşadığımız şeyi, ekonomik felaketi, işte dış güçlere bağlama. Bu da bir komplo teorisi. Yani alay edilecek çok bir, fazla... Yeni bir komplo teorim arzu ederim onu da ekleyeyim. İsmail Yamanoğlu'nun e, Android olduğunu söylüyorum her yerde. <gülüyor> <gülüyor> Kendisine de söyleyelim buradan. Biz artık ayıp şarttık onu. İnsan değil kendisi. Yoksa evet. bu kadar tempoyla çalışamaz. Pozitronik beyni var. Evet. Yani şöyle bir örnek vereyim İsmail Yamanoğlu'la ilgili. Komple teorimi temellendirmek için. Şimdi bir şey konuşuyoruz. 10 saniye sonra bununla ilgili ekran kaydı çıkarıyor. Yani ekran görüntüsü çıkarıyor. Yani bu normal bir şey değil. Bu adam insan değil. Bunu da söyleyeyim. Sana sözü vereyim tekrardan. <laughs> Turing testini bir şekilde geçtiriyorsun yani çok çalışarak. Bence Turing testini o... Pardon şaşırtık... Turing testinden çoğalladı diyorsun. Çoğalladı diyorsun. Tamam. Yani kendi, ee, benim açımdan değil. Turing, yok, Turing testini geçti. Bozkuş testin geçemedi. Hayır, <laughs> 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 Turing testi gerçekten... Ha neyse bu başka bir konu yani. Enteresan evet şey. Çok takdir ettiğim birisi burada. Selam söylemiştik zaten. E, İsmail, evet. e, yani alay edilecek çok şey vardı. sabotaşa dönecek olursak, e, yani binlerce komplo havalarda uçuşuyor, WhatsApp'larda insanlar birbirlerine gönderiyorlar falan filan falan filan. Hatta işte Kanal İstanbul'la ilgili. Kanal İstanbul yapılırsa Türkiye işte şeyden e, Anadolu, e, Türkiye e, İstanbul'un Avrupa şeyden kopacak. Ayrı bir ada sayılacak. Başka bir e, biri gelip evet. bir alacak falan gibi. Yani Lozan'da ilgili maddeler, neler? gizli maddeler meselesi Lozan'da var. Lozan'da ilgili maddeler, şunlar bunlar. Lozan zaten çok komikti biliyorsun. E, işte evet. Süresi doldu 2020'de e, Artık her şeyi çıkartabiliriz. özgürüz falan. Daha önce bağlıydık. Şey çünkü, diyorlardı falan. hatta onunla ilgili söyleyeyim. Yeni gizli madde varmış da uzatılmış. falan <laughs> <onun> Mutluluk. <diye. gülüyor> <laughs> <laughs> bitmeyecek. Bitmiyor. Ben bunlar mücadele kadar vazgeçtim. Ama hem bunlar hem bu, bu bunun yani komple teorileri dolu bir ortamın siyasi iktidar tarafından da iyice köpürtülmesi ve yaşadığımız e, artık e, gerçeklik ötesi diyorlar ya gerçeklik evet. ötesi. Yani artık post Gerçeğin ne olduğu Gerçeğin ne olduğunu bir önemi yok. Nasıl evet. verildiğinin, ne, neyin nasıl verildiğinin ya da ne var. hissettiğinin insan Yani ne düşündüğünden evet. ziyade ya da gerçek hakikat bir çizgi değil artık. Kişilerin bu konuda ne düşündüğünden çok ne hissettiği. O an öfke mi hissediyorsun? Artık o gerçek o. Evet. Yani Ölçün şeyde e, dün gördüm hatta bugün, bugün bu sabah da görmüş olabilirim. İşte Deutsche Welle'nin yaptığı bir şey bir sokak röportajında bir tanesi şey diyor. Seçimlerle ilgili. O o Ankara'daki e, işte şey kastediyor. E, İmamoğlu'nu kastediyor CHP'nin adayını bugünkü belediye, İstanbul Belediye Başkanı'nı kadın ona şeydi o Yahudi'ye söyleyin diyor. Bilmem ne, bilmem ne olacak. Yani hani e, neresinden tutacaksınız e, Hı. böyle şeyleri falan. Bu bu zihinler tabii hallaç pamuğu gibi atılmış. E, kurtarılması da çok zor şeyler bunlar tabii. İnsan da biraz buna temayi gösteriyor. İnsan onun doğasında da böyle şeylere inanmak var. Çok aşırı bir şey. Yani benim yani düz dünyacı arkadaşlarım var. Tanıdığım insanlar var. Yani onu söyleyeyim. Yani mühendis falan da olabiliyor böyle insanlar. Yani enteresan. E, sabotaj işte bu anlamda bir şeydi. Bir e, benim e, bir e, yorum okumuştum onunla ilgili. Daha doğrusu bir e, gazete yazısı e, şöyle diyor. Hani bu bir e, e, zihnin, rasyonel kalmaya çalışan bir zihnin e, attığı çılgın bir kahkaha bu kitap. Hani bu ortama. Evet. Yani ben öyle sağlıklı olabilirim şeyi. Hakikaten de bir şekilde boşaltmam gereken bir şeydi o. Ben yani bu bunlara dair söyleyecek bir şeyim varsa bugünkü iktidara ve işte komplo teorisyenlerine falan e, sabotajda söyledim ben bunu yani. Sabotajda söyledim. O anlamda beni çok eğlendirdi yazarken. E, kimi okurları çok eğlendirdi, kimi okurlar anlamadılar. Yani hani çünkü komplo inanan veya işte bugünkü iktidara inanan birinin o kitabı anlaması ya da işte Ay'a Amerikalılar 1969'da gidilmediğine inanan birinin o kitabı gülmesi e, mümkün değil yani mümkün değil hakikaten mümkün değil o yüzden hani okuyucuları uyaralım burada yani e, kompletörlerine e, gülüyorsanız falan bu kitap komik bir kitap gelebilir yoksa şey e, gelmez yani e, sabotaj ilgili... hikayesi... ee, özür diliyorum kusura bakma bana geç geliyor biraz onu da belirteyim ondan araya girmem gerekiyor araya girmiş oluyorum daha doğrusu ee, işte şey e, sabotaj ilgili özellikle şunu eklemek istiyorum İroniyi çok zekice yaptığın için, gerçekten zekice bunu ben de okur olarak söylüyorum. Çoğu insan ironi olduğunu anlamıyor. Yani <laughs> muhtemelen komple teorilerine inanan kişiler ya da bunları kabul eden, ee, anlatan kişiler senin de komple teorilerine inandığını düşünebilir yani. O kadar sahici bir şekilde savunulmuş ki oradaki, o kadar güçlü anlatılmış ki, bir üslup, o kadar güçlü ki. Yani şunu Teşekkür diyebilirler olun. mesela bir noktadan sonra bundan 100, işte 500 sene sonra insanlık diyelim yok oldu. Bu kitap kaldı geriye. Ya bayağı kutsal kitap gibi anlatılabilecek kadar bir sahiçi gelebilir. <laughs> yani bunu da belirtmek istiyorum. Yani sen öyle evet, sahi diyorsun ama senin açından öyle. Belki okur açısından öyle olmayabilir. Tabii tabii yani zaten şöyledir yani bir kitap yazarsın işte herkesin zihni onu farklı yansıtır farklı olur yani orası kesin öyle bir şey kesinlikle var. Farklı düzeyde olur yani evet. orada bir sürü gönderme var herkes onu almayacaktır onu da biliyorum farkındayım yani. Yine İsmail söylemişti galiba oradaki şeyin gizli örgüt matruşkalar vardır ya matruşiler matruşi oradan gelir. Mesela matruşi diye bir örgüt ne olduğunu düşünmüş falan. Okurlardan bir tanesi. Onun tanıdıklarından bir tanesi. Sonra çok gülmüştüm hakikaten yani. <laughs> çok iyi. <laughs> e, sabotajın şeyi o. Hikayesi o yani. Çok çok iyi. E, derin de tam tersi çarpıcı etki. Burada güldürürken orada biraz garbi ürpertiyorsun Derin meramette. De. E, evet yani biraz karanlık hatta bayağı karanlık bir kitap bayağı karanlık bir kitap. Yani hani verilerini imzalarken, imzalı kitaplarımı verirken şey yazıyorum bazen. İşte bu gülmen için, bu da biraz <laughs> için çok güldün. Ee, biraz şeye kapıl, e, karanlık duygulara kapıl falan. Yani karanlık duygulara kap kapılmak, kaptırmak için falan yazmadım tabii aslında. Ee, ama şeyi seviyorum. Yani eee yani dehşet verici şeyler var orada tabii. Yani dehşet verici bir hikaye. Ya yani kan revan değil aslında ama onu çok duzunda falan yapmaya çalıştığım bir şiddet var. Şiddet var elbette. Bir psikopat var ama asıl hikaye tabii sadece o psikopat değil. Ee, biraz kötülük felsefesi var orada. Hep o alt metinden falan bahsedeceğimi, bahsettiğimi söylemiştim. Ee, yani ilk okuyan şey zannediyor. Bu e, ya da işte çıkan yorumlarda da böyle şeyler olabiliyor. Ee, gazetelerde çıkan yorumlarda da oldu. İşte bu e, bir psikopat, bir seri katil nasıl ortaya çıkar? Rın kitabı ya da bir seri katil öyküsü. Bir suç öyküsü sadece. Aslında sadece o değil. Yani benim açımdan öyle değil de Tabii ki elbette okuyucu açısından neyse odur. Her okuyucu için o kitap odur yani ne anlıyorsa odur. Ama ben yazarken murad ettiğim şeylerden bir tanesi e, işte saf kötülük kavramına bakmaktı. E, yani ilginç bir meseledir. Seri, seri katil yani nedensiz öldürme, öldürme ilginç bir mesele. Zaten edebiyatın, tiyatronun binlerce yıldır, 2000 yıldır şeyi de budur aslında hani o trajedi falan Ölüm. Ama bunun nedensiz olması. Yani birinin birini e, hiçbir nedeni yokken öldürmesinin bir insanlarda yarattığı şey e, Etkin. Nasıl görüyorlar bunu? Nasıl görüyorlar? Ne düşünüyorlar böyle bir ortamda? İki, e, bunu yapan niye yapıyor aslında? Bu bunu da değiştirdim. E, bunu değiştirken elbette çok araştırdım. Yani bilinen ünlü bütün seri katil vakalarını falan e, şey yaparak. O yani orada e, ama tabii asıl asıl hikaye şey, e, şeyde derin merhamette sıradan insanın e, aslında e, onun kadar önemli en azından sıradan insanın sahip olduğu sıradan duygu olan kıskançlığın e, uygun bir ortam bulduğunda neler olabileceği falan biraz da aslında bakacak olursan yani. Ama hani o, o karanlık atmosferi e, oluşturmakta hoşuma gitti. Yani onu da söyleyeyim. Hani delilik var mı diyorsun. Yani bu anlamda. Ama şey hani insan böyle ne bileyim işte Cormac McCarthy'nin şeyini okurken e, yol da öyledir ya. Hani çok çok karamsardır, çok karanlıktır bana ama o güzel bir eserdir benim için yani hani o o dünyaya girmek, o atmosferi bana hissettirmiş olması o yazarın başarısıdır. Ee, diyelim Mehmet herkese göre bir kitap değil onu biliyorum yani hatta benim yakın arkadaşlarımda okuyamayanlar oldu yani okuyamayanlar oldu ilk cinayet ya da ikinci cinayet sahnesinde çok da ayrıntılı değildir onlar okumayan okumamış olanlar için söyleyeyim. Öyle hani kan revan yani öyle, öyle sahneler öyle şeyler okudum ki e, bazen okuyorum ki işte <laughs> baya e, kan revan anlatıyor ama hiçbir etkisi yok onun. Yani. Derin malumette öyle bir şey yok. E, o anlamda gerçekçi anlatım falan da gerçekçi olduğunu düşünüyorum daha doğrusu yani. Hadi bazı arkadaşlarım öyle etkilenmiş ki hani şey yani ben devam edemedim falan diyenler oldu yani. Ee, yani biraz kötülük felsefesi saf kötülük, şeytani kötülük nedir ee, baktığın yerde mi gördüğün e, ve medyanın şeytan olarak e, ne diyeyim etiketlediği aslında gerçekten hasta olan insanlar mı e, şeytani kötülük taşıyorlar yoksa aslında sırada insanlarda da psikopat değil başka bir şey ama kıskançlık denen şey mesela enteresan bir duygudur evet. ve kazınamaz da bir duygudur yani insan doğasına kazınamaz bir duygudur biraz bunları falan biraz alt metin oydu aslında ama daha çok şey öne çıktı yani Meriç onun hikayesi öne çıktı evet. ee, edebiyatta kıskançlıkla ilgili çok eser var yani bu e, Türk edebiyatını özellikle vurgularsak çok fazla eser var kıskançlıktan ötürü öldürmeler cinayetler vesaire bununla ilgili birkaç kitap da hatta Selda Uygur hocanın bir kitabı vardır Türk romanından örneklerle kıskançlık diye orada detaylıca bahsedilir e, ben ile ilgili şunu söylemek istiyorum Derin merhamet benim bir tabirim varlık tularının steril sadizm. Steril sadizm bir <laughs> kitap. Derin merhamet. Yani çok temiz ama sadizm var. Yani şu sadizmden kastım da şu. Ee, mesela Teskeritsanın cerrahını okurken çok fazla kan revan gördüm. İşte kan organlar şunlar bunlar ama o kadar da uçuşur evet. Evet ama derin merhametteki bazı sahneler beni çok daha tedirgin etti. Ya hiçbir şey yok halbuki ortada. Yani bakarsan dışarıdan bu kadar affedersiniz e, amiyane tabirle pornografik sahneler yok yani göstermeye bu kadar dayalı evet kör gözün parmağına sok evet sok. öyle de diyebiliriz dolayısıyla ona rağmen çok rahatsız etmişti bunun da sebebi galiba anlatının gücüyle ilgili e, bir Meriç Tütüncüoğlu karakterini çok iyi işliyorsun iki yan karakterleri de çok iyi işliyorsun e, yan Teşekkür karakterler şey. üzerinden Rica ederim. Ben teşekkür ederim böyle bir eser kazandırdığın için. Yan karakterlerin diyorsun yani kötülük felsefesi. Yan karakterlere bakmak gerekiyor aslında. Mesela ee, isimlerini zikretmeyeyim. Herhangi bir karakter olabilir. Özellikle o anladın sen an karakteri kastettiğimi. Meriç'le temaslarının neticesinde aslında kötülük işleniyor. Yani kötüyüyle temasları asıl kötünün kim olduğunu sorgulatıyor. Yani öyle denildi, evet. evet, Yani o şeyin e, e, kıskançlık e, duygusu, yani çocuklarda mesela çok belirgin olarak görürsün kardeşini kıskanmak, arkadaşını kıskanma ve orada e, kavga çıkartır kıskançlıktan çocuk, kavga çıkartır, bağırır, çağırır, ağlar, kırar alınan hediyeyi falan filan. Aslında bu duygu kaybolup gidiyor mu? Hayır, evet. terbiye ediliyor, terbiye evet. ediliyor. Sen sosyalleşiyorsun, orada bir yerde duruyor, dizginli dizginliyorsun onu. Ee, ve böyle bir zarara yol açmıyor aslında. Ama yani bu kıskançlık duygusunun hani hiçbir nedeni yok aslında. Yani bakacak olursan hani e, saf kötülük denen şey varsa o budur bu duygudur. Ve bu maalesef işte herkesin olan da bir şeydir. Ama ne ne şükürdür ki bir yandan da e, sosyalizasyon sürecinde de bunlar dizginlenir ve, ve eğitilir. Ama peki ya, ya uygun bir ortam çıkarsa eee ne yapar bir bilinç, bir normal bir insan? Aslında romandaki karakterlerden onlar normal insanlar aslında yani. Meriç hariç tabi. Ee, biraz onun şeyi, biraz onun deneyidir diyeyim. Düşünce deneyidir evet, diyeyim. Evet, yani. evet. Derin Merhamet sarsıcı bir eser. Özellikle okurlara bunu belirtelim. Yani e, okurken şey, şey düşünebilirsiniz. Yani bir hasta mı bu adam? Niye böyle bir şey yazmış diyebilirsiniz. Ama <laughs> bence e, ben etkilendim. Çünkü neden etkilendim de aslında az önce biraz anlattım. E, çok gerçek bir eser. Karakterler gerçek. Mekanlar gerçek. Olaylar gerçek. Yani e, bazı noktalarda roman gibi değildi. Gazete küpürü inceliyormuşum gibi hissettirdiği oldu. Ve şu var, e, karakterlerin gerçekçiliği de şöyle ortaya çıkıyor, psikopatlık çok fazla işlenen bir şey biliyorsun, karakterler çok fazla var. Ama çoğu bana şey gibi geliyor, yani karikatür gibi geliyor. Yani Joker'e kadar kayan, tabii Joker karikatür ama oraya kadar kayıp karikatür haline alan karakterler var. Meriç daha şey gibi, No Country for Old Men'deki abimiz evet. gibi, yani gerçekten sırf bakışları bile vardır ya onun, sırf bakışları bile bir ürpertir ne yapacak bu manyak dedirtir. <laughs> ee, gerçekten aynı hissi verdiği için ben e, etkilendim onu da belirteyim. Bu arada iyi ki yazdım bunları. Ee, iyi i̇yi ki böyle bir eser kazandırdın. Çünkü şeyden de senin aslında ne kadar geniş aratılı bir yazar olduğunu da görmüş olduk. Ya, çok teşekkür ederim Emre. Çok teşekkürler. Yani ne kadar mutluluk verecek. Biz teşekkür ederiz. Ee, biz teşekkür ederiz. Ee, eklemek istediğim şey var mıdır? Bu arada yeni çalışmalarından da bahsedebilirsin, arzu edersen. Yani yeni bir şeyler varsa. Ee, yani şey e, var ya aslında. Yani her zaman oluyor bir şey. Bir şey olmazsa o tezgahta e, çok rahat etmiyorum. Yani illa bir şey koyuyorum zaman zaman böyle bir şey ekliyorum falan. Araştır ya araştırma olarak ya sinopsis olarak veya başlıyorum metne Yani hani ne kadar sürer falan bilmiyorum yani. E, ya toplumsal linçle ilgili bu da çok ilgimi çeken bir konu e, bir şey tasarlıyorum biraz yazıyorum yani e, oluşan biri biriyle ilgili oluşan kamu algısının kamusal algının e, kolay kolaylıkla oluşan ve tamamen yanlış olan kam kamusal algının mesela e, neden olabileceği şeylerle ilgili bu Türkiye'de, yani dünyada da çok var yani elbette ama Türkiye'de içinde yaşadığımız ortamda e, bazı çok acı sonuçlarını falan da görüyoruz bunu yani. Bununla ilgili yine bir mizah tonu ağır olan, mizah tonu ağır olan komik de bir şey, komik bir şey aslında sabotaj gibi evet. yani. Böyle bir metin çalışması içerisinde olduğumu söyleyebilirim yani. Güzel. O zaman e, şimdiden sana başarılar diliyoruz. Umarım kısa vakitte, e, tez vakitte okuma fırsatı buluruz. Son olarak eklemek istediğim bir şey var mıdır izleyicilerimize söylemek istediğin? Yani çok teşekkürler izlendiğim için çok çok teşekkür ediyorum izledikleri için. Biz de teşekkür ederiz katıldığın için. Bugün Selim Erdoğan'la birlikteydik kendisiyle eserleri ve okur olarak hayatı ile ilgili birçok konuda konuştuk. Kendisine çok teşekkür ediyoruz izlediğiniz için de size ayrıca çok teşekkür ediyoruz. Umarım eğlenceli ve keyifli bir vakit geçirmişsinizdir. Çok teşekkürler. Bizimle kalın, esen kalın.